YouTube hoş geldin. Gördüğünüz üzere kaldığımız yerden canavar gibi devam ediyoruz. Hayatta hiçbir şeyden korkumuz yok. Demin bir baba ve bir evladı buluşturduk. Yanan kalplere su serptik. Sevdadandır dedi hep bereriz berer hep berere. Güzel. Güzel. Memleket going towards good. Güzel güzel olaylar yaşanıyor gerçekten de yani. Şu geliyor aklıma. Kasabaya giden bakayım. Vay be. Ulan yani senaryoyu ne kadar ilginç işlemişler ha. Hiç aklıma gelmezdi. Uzun zamandır beni şaşırtan böyle bir şey yaşamamıştım çoğu oyunda. Ulan bayağı sevimli senaryosu var bu oyunun ha. Değil mi? Aa, herife kolyeyi çal diyecektik lan. Bir dakika. Ne olacak şimdi? Bir dakika. Kolyeyi çaldıramazsak patlarız. Snake'in wikisinden bakacağım şimdi. Belki ebediyen kaybolmuyorlardır. Ötekiler de çünkü gününde gelmeye başladılar. Peki, siz buraya flyer yapıp marketing campaign ekle diyorsunuz da. Diyorsunuz ya, onu da yapsam mı ben? Buralar kutu. Kutu yok ki burada. Ha, dün satılmış çünkü. Yeni doluyor buralar tekrar. Bir ona da bakacağım şimdi. Flyerlardan marketing campaign sürekli yapmam gerekiyor mu diye. Çünkü gerekmiyorsa... Yo, bunları palet yapmak için yapıyormuşum. Trade office bir daha bakacağım. Yani ünlendikçe burayı arttırabiliyormuşum. Daha fazla reklam yapmak satışı arttırıyor diye bir şey yazmıyor burada. Bana da öyle geldi çünkü. Though the merchant states that fame will increase the prices that the crates will be sold for, they have a hard limit and increasing fame that provides no benefits. Okay. Flyer işine girmiyorum o yüzden arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ne olaylar yaşandı öyle kral ya. Babalar, oğullar birbirine kavuştu ya. Peki Snake şerefsizi şimdi gitti. Ben bir o alt kata bir geri döneyim. Acaba geri gelmiş midir? Günü bugün ya. Hani yürüme animasyonu yaptılar. Şimdi herif gitmediyse. Çünkü şey. Öteki abi kardeşi de buluşturdum. Onlar da günü gününe gelip orada dikilmeye başladılar. Snake! Bir hafta gebeş gibi bekleyeceğiz şimdi inanamıyorum ya. Aa, ne yapıyorsun sen burada? Gunther. Yuf. Oğlum bu herifi burada bırakmasaymışım ben keşke ya yazık. Ana. Kaç gün önce bıraktım ben bunu burada hatırlıyor musunuz? Snake. Neyse artık haftaya gelir inşallah şerefsiz. Aa, şarap çıkmıyor. WhatsApp şarap. Ha, çalışıyor. Çalışıyor musunuz lan? Çalışıyoruz abi. Çalışın.
Şarap çıkacak buradan, şarap bu. Hatta sizin çalışma hızınızı beğenmedim. Ben de şuradan iki tane bal birası yapayım. Ve çocuklara Harry Potter birası olarak satayım. O Gunter'i oradan çıkartsaymışız lan keşke gerçekten bu arada. Yazık bebek almış orada öyle. What's up John? We are gonna get on with this. Refüze kampına gidelim. Refüze kampı bizden ne istiyordu? ...24 jerp, bilmem kaç burp. ...24 jerp. Ama 12 tane birikmemiştir bu arada. Olsun, ben ya da gideyim. Komple al. Ha. 12 tane de burp istiyor. Kardeşim pardon. Tamam. Onun dışında flitch de istiyor. Daha da flitch. Daha çok flitch. Geç kardeşim. Siz hepiniz boş duruyorsunuz ha. Ben sizlere yeterince komut vermemişim. Allah Allah. Burada birikenler ne hocam? Taş. Beyefendi neden taş kırmıyorsunuz? Beyefendi marble kırın. Bir şey kırın yani beyefendi. Hadi bakalım. Okey çocuk çalışmaya başladı. Kaka. ...16 tane kaka lazım. Kim burada kaka var mıydı başka? Ver oradan bir 4 kaka sar abine. Çok güzel. Bir refüze kampına gidelim şimdi. Hop. Gülüyor musunuz lan? Gülüyoruz abi. Gülün. Allah Allah. Yani toplumsal meselelerimizin sürekli Graveyard Keeper'da karşımıza çıkması sizi de şaşırtmıyor mu arkadaşlar? Tarikatlar, kitlesini umursamayan din adamları. Yani sıfır direğe çalışan vasıfsız zombiler. Hiçbir hakları yok. Alıyorsun yerlere vuruyorsun. Hiçbir şey diyemiyorlar sana. Bağırıyorlar sadece. Ne olur yapma filan. İnanılmaz bence. Çok ilginç geliyor bu bana ya. Kardeşim oyunda politika yapmayın oyunda. Politika yapmayın oyunda. Çıkart bakalım cep telefonunu. Oraya doğru ilerliyor konu. Ve bu bana çok ekstrem geliyor. Sevgili CS. Bu oyunu gelip izliyoruz ki biraz kafamızı dağıtalım diye. Halbuki belli ki sizin niyetiniz başka. Burada da gerçek hayattaki gibi vasıfsız işçiler sürekli çalışıyorlar. Ancak haklarını alamıyorlar. Rahatsız oluyoruz. Lütfen bundan sonrasında warp ve derp yapmayın. Allah.
Çok ilginç bir oyun ya bu. Çıkart bakayım teleport stone'unu. Herkesin cebinde teleport stone'u var. Eyvallah Tayyip. Eyvallah Tayyip derken chatimizde Tayyip Cankat diye bir arkadaşımız var, ona söyledim. Sayın Cumhurbaşkanımızın küçük gözlerinin içinden sevgiyle öpüyorum. Burak Alış demiş ki sen yayıncı değil misin kardeşim, yayın yap demiş. Ben de öyle hissettim kardeşim gerçekten. Ne yapacaktım lan, dikkatimi dağıttım zaten. He, buğday aldım ben bir sürü. Tamam. Bir de şu solucanları yiyeyim. Tamam. Madalyonu nasıl alacağız lan? Ay, haftaya sineke kaldık değil mi? Oh. Tane quality fertilizer burada kalmış. 17 tane burada kalmış. 8 tane daha burada var. 6 tane de burada var. Bu kadar quality fertilizer oraya yeter mi acaba? Onun dışında o onion seed de var. Ben oraya götüreyim, onion seed atayım da birkaç tane kafaları karışsın. Ne oluyor desinler bir anda. Bir dakika. Buğday, destroy. Tamam. 50 tane gümüş onion seed'imiz var. 23 tane de pumpkin seed'imiz var. Bunları koyup daha ilerini alsak mı acaba? Neyse dur, ben bir gideyim bakayım refüji kampına. Bakayım yetecek mi elimdekiler. Oh, buraya altın yaptık. Buraya 12'şer tane lazım ikisinden de. Peki. Ulan yanıma onion'lar almamışım ki ben. Tüh. Neyse, buraya da carrot ektirelim şimdi. Ölsün dursun. Buraya da soğan ektirelim. Sweet home yaptım yine burayı. Burada da şöyle küçük bir şey yapalım o zaman. Heh. Hocam şimdi senden ne istiyorum biliyor musun? Pumpkin seed istiyorum dostum. Bana bol bol pumpkin seed vereceksiniz. O pumpkinleri refüzelere götüreceğim. Hah. Shit. 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 Shit man. Shit. Okay. Tamam. Buğdayları götüreyim, köylü oğluna satayım. Gerçekten Snake'in kolyesi için bir hafta daha beklemek şu an beni çok üzdü ha. Snake! Okey, fazlasını satamadım.
Satabildiğimi sattım. Ama fazlasını satamadım. Fazlasını karşına trade edebileceğim bir şey var mı? Yok. Peki. Bir şeyler yapmaya çalıştık ama olmadı. Aa, bu ne? Ameno. Jimenez. Bishop Miller'ın kapısını çalıyor. İki vuruyor. Sonra bekliyor. Üç kere daha vuruyor. Sonra iki kere daha vuruyor. Ondan sonra kapının önüne bir miktar altın bırakıyor ve gidiyor. Miller gidiyor. Altını sayıyor. Yanına biraz viski koyup gidiyor. Bishop viski şişesine bakıyor. Kafasının üstüne koyup şapkasının içine koyuyor ve gidiyor. Aa! Lan! Vay da, olaya bak. Bağda. Bishop dediği bizim şey ha. You know. That guy. Abi inanılmaz ya. Elimizdeki ihraç fazlası buğdayı eritemiyoruz ya. İhraç fazlası buğdayı eritemediğimize inanamıyorum ya. İhraç fazlası buğday diye bir şey olduğuna da inanamıyorum yani. Buğday alıyor musun lan? Alıyorum abi. Almıyormuş bu arada. Buğday alsana lan şerefsiz. Ne? Cesedi mi getirmiş? Fazla buğdayı yok ediyorum artık. Yapacak bir şey yok. Ya fertilizer satan birisi var mı ya? Ay dur. Allah aşkına bak, bu kadar NPC açtık. Artık birisi fertilizer satıyor olsun. Ha? Hadi. Hadi bana bunu yap. Hadi bana bunu yap. Bunu birisi satıyor olsun. Yok abi. Church workbench diyor sadece. Of. Ya birader. Bir yerden sonra artık yoruyor ya. Oo, 2 altın 27 gümüş kazandık ha. Müthiş. Aa, bana bakın, buz bayağı iyi paraya gitti. Oha, saçma bir durum var arkadaşlar. Yanlış okumuyorsam 75 tane şarap satmışız, tanesi 2.50'den. Buz satmışız, tanesi 1.50'den. Millet sert alkol seviyor galiba burada. Sert alkolüm. Ekmeklere bak. Ben buzların bu kadar iyi gideceğini tahmin etmiyordum ya. Oy, alkol kalmamış artık yani. Hey dostum, lanet olsun, sakin olsun, sakin ol dostum ha. Bu çok ilginç ya. Bunları bana koymayacak mısın dostum ha? Buz yapalım. Her şeyimiz tamam da bir buz idi 90 ama okey. Mug of Mead. Gönder hocam, Mead'i de gönder. Her şeyden ufak ufak satalım yani. Bir tane daha. Yapıştır. Refüze kampına gidiyorum yine. Geldim. Epe kalıyor musunuz başkanlar?
Hep bakalım. Ne kadar çok buğday. Oha! Bu ne? Bunlar nasıl kabak? Buranın tarlası ne kadar bereketli. Dostum siz ne yapıyorsunuz? Aa, inanılmaz burası. Bir de mülteciler yük olur derler. Bakın. Toplumumuza entegre olurlarsa ne kadar iyi çalışıyorlar. Şaka bir yana wow. Adamlar tarlacılıkta bir uzman yani. Çalışıyor musun lan? Çalışıyorum abi. Çalış bakalım. Uyar. Artık meditasyon yaparak vakit geçirmeli günlere geldik yani. Bu arada mülteci diyorum. Ne? Cesedi mi getirmiş? Farkındaysanız 12 adet mülteciyi aldım. Oyunun başından beri. Farkında mısınız? Mesela 100 değil. 150 değil. 200 değil. ...10 milyon, 8 milyon değil. 12. Yani. Onlardan da 3 tanesi zanaatkar. Çalışıyorlar, üretiyorlar. Hatta onlardan da pek çok şey öğrendik. Mesela bir tanesi diyor, ben diyor kendi memleketimde diyor... ...mezar taşını böyle yapardım. Ondan bir ders aldık. Başka bir tanesi diyor ben çantacıydım, çanta yaparım. Ondan ders aldık. Kıymetli. Değil mi? Değil mi arkadaşlar? Niyet. Ha? Niyetimiz. Bir tanesi vampir. Karışık işler. Vampir var. Yılan var, çıyan var, herkes var. Ayıramıyorsun ki. Bu arada net bir vampir çıktı aradan. Bak 12'de bir vampir çıktı. Bu oranlar gerçek hayatı yansıtmamaktadır. Bu oyunda yaşanan olaylar gerçek hayatla bağlantılı değildir. Aa, arada tefeci var bir tane. Altın satıyor. Altın satıyor. Bizden zengin mültecimiz var. Mülteciye bak. Borç verdi mülteci bize %1 faizle. Neyse. Niyetim. Bunun bir sonu yok. Kimseyi kırmak değildir. Arada bir zülfiyare dokundum. Tam yerine rast geldi manzara koyduk. Ya bu Lighthouse'cu dayı, pardon astrolog dayı artık bir şeyler çözmüştür inşallah ya. Kuru kafaya selam verme görevi vardı. Ne? Ne? Hah. Emmi oldu ne yaptın? Üf ne yazdım bilmiyorum ama beni artık profesör ilan ettiler tekrar. Allah Allah bunlar da Mrs. Charm'la barışacaklar. Bayağı oyun ilerledikçe küsleri barıştırıyoruz ha farkında mısınız? Bana diyor aristokrat kağıdı lazım diyor bu konuda ilerleyebilmek için diyor. Dayı seni bir döverim. Ha? Sen beni bildin mi dayı? Dayı. Yaşına başına bakmam seni bir döverim. Un ufak ederim seni ha. Makara mı geçiyorsunuz ya siz benimle? Ay babanın kemiği ya. Bu taksit taksit söylemeseniz arkadaş.
Yaşlı başlı adam demeyeceğim, kafa göz gireceğim ha. Her hafta başka bir naz. Her hafta başka bir problem. Her hafta başka bir şey ağlanılıyor. Bu hafta da bu olmadı. Bu hafta da hiç olmadı. Vallahi alay geçiliyor bizde artık yani bir yerden sonra. Kaka lazım bana. Ciddi miktarda kaka lazım. İki tane de flavor enhancer lazım. Flavor enhancer yapıyor muyuz biz burada? Kül lazım flavor enhancer içinde. Küllerin hepsini paketledik. Şurada taze birisini yakmış mıydım ben acaba ya? It's nice. Al kral. Aristokrat kağıdı. Hadi o zaman. Oo, bu konuyu da çözüyoruz. Üniversiteden kağıtla geldik evladım. Arkeoloji merkezine gideceğiz. Geçebilirsiniz ama Lord Commander'a burada olduğunuzu söylerim. Söyle herkese sonra. Trek. Valla. Wagner nerededir? Yolun yakınlarında bir kampta olması lazım. Ha, orada duruyor Wagner. Wagner'e bak. Askerler uyuyor. Hakikaten de zzz diyorlar baksanıza. Wagner. Bayan Charm, beni böyle görmemelisiniz. Gel gel, ben iç güzelliğine bakıyorum sadece. Şşş, susun. Nasıl açacağız burayı? Dur bakayım. Ben bilirim bu işleri. Aha, açtı. Şimdi bunu eski arkeoloji kampına götürüp kutulardan bir tanesiyle çıkacağız. Wagner, ne güzel bir ismin var. Aa, buradasınız. Aha. Her şeyi mahvettiniz. Benim oğlum büyük bir şövalye olacaktı. Ama şövalyelere ihtiyacımız kalmayınca şair olmaya karar verdi. Yazıklar olsun. Bu geçişi patlatan da sizsiniz. Benim suçum değildi. Great Blast'ten sonra sıkıntı oldu. Altın ölçek iyi değildi. Bırak bahaneleri. Bir şeylerin olduğunu biliyorum. Önce bu yaratık, sonra Expedition. Hepiniz hainsiniz. Hatta biriniz cadısınız muhtemelen. İyi diyorsun da ben Engizisyon'la beraberim. Beni öldürebilirsiniz ama kızımı bırakın. Bu bacığım. Bubam olmadan gitmem. Bir de bu yakışıklı olmadan. Benim de kraliyetle bağlantılarım var. Abi ben gidebilir miyim? Haha. Kraliyetle bağlantıları varmış. Ben de kralın amcasıyım. Ben de oğluyum. Wagner. Sus be. Yani tabii Wagner'den bayağı pişmanım. O çok doğru. Ama bu onun için bile fazla. Hayır, çok kanıtlayabilirim. Kuyruğumun yanında bir doğum lekem var. Şurada bak, kürkümün altında. Bir şey söyleyeyim mi? Ben sizi öldüreceğim. Bedeniniz de kalmaz, problem de kalmaz. Ben bedenler konusunda yardımcı olabilirim. Sonumuz geldi kızım. Elimden geleni yaptım ama düzeltemedim. Babacığım, bu hayatımın en iyi günüydü. Hem babama hem sevdiğime kavuştum. Wagner, gel seni bir öpem. Muç. Evladım. Evet baba, benim. İnanmadın bana. Az kalsın kendi çocuğunu öldürüyordun. Ama ben seni affediyorum. Sana bir teklifim var. Ben bir şövalye olurum ama sen herkesi bırakırsan. Olur. Peki ama yaşlı adam, seninle işimiz bitmedi. Ama gidebilirsiniz. Wagner, üzülme, yakında beraber olacağız. Al bu kolyeyi. Bu kolye sende kalsın. Ben bunu babamın adıyla almıştım. Ona bir sürpriz yapacaktım. Neler neler oluyor ya? Wagner hayatta. Hadi gel baba. Gidelim buradan. Bana nerede yaşadığını göster. Bana da kolye lazım. Olur, al kolyeyi. Delikanlı, al, bu da altın ölçek. Muala. Bir dakika, ben bütün objeleri biriktirdim mi şimdi? Bir dakika, ben bütün objeleri biriktirdim mi arkadaşlar? Ben mi
Yanlış örseliyorum şu anda. Endless Notebook, Eternal Burning Coal, Mirror of Bright, Salty Fork, Golden Angle, Necklace. Ha? Bana 6 parça lazımdı, değil mi? Acaba bu görevi DLC'leri bitirmeden yaparsam ne oluyor? İnsan merak ediyor. Oyun bitiyor mu? Ha, okey. O zaman DLC'leri yapalım. Vampir Kraliçe'yle ilgili ne buldun lan? Hayaletler bir şey anlattı mı? Tabii, çok şey anlattılar. Hayaletlerden bir tanesi ismi William'mış. Amcaları babalarını öldürmüş. Anladım, çok önemli bir durummuş gerçekten. Başka? O senin söylediğin cübbeli kadın hakkında. Dungeon'da bir tane hayalet varmış. Bir kere gelmiş Great Büyük Patlamadan önce. O da aynı kadını arıyormuş. Kadının adamın bacağını almış ama geri vermiyormuş. Allah Allah. Nerede bulacağım bu manyağı? 8. kattaymış. Ve onu bulmak için bir kolyeye ihtiyacın var. Nasıl bulacağım kolyeyi? Bağırsaktan yapabiliyorsun aslında. Bir de eşek kılı lazım. Neden olduğunu sorma. Ulan. Eşeği nereden bulacağım oğlum? Eşek eşekten gelir burada beklerdi. Şimdi gidiyor geliyor. Eşek kılı. Ulan artık uyduruluyor mu ya? Artık biraz uyduruyorlar gibi gelmeye başladı arkadaşlar ya. Yok eşeğin kılı diyesim geliyor şu noktada yani. Ulan eşek bir de artık sürekli yürüyor, durmuyor ki yollarda. Nerede yakalayacağız da heriften şey alacağız? Allah Allah Allah. Olaya bak ya. Yazıyor musunuz lan? Yazıyoruz abi. Yazın. Bol reklam koyun. Tıkladıkça reklam çıksın. Millet desin ki yeter desin. Ama biz durmayalım. Üstlerine gidelim. Tamam mı çocuklar? Flavor Enhancer. Kaka. Daha çok kaka. Varayım gideyim bir yerden 20 tane kaka bulayım. Bakayım bulabilecek miyim? Şehirde de kaka satan bir çocuk vardı. Burada bulamazsam. Kendi imkanlarımla kaka çıkaramazsam çocuğa sorarız kakayı artık. Yapacak bir şey yok. 20 kaka var mı? Var. Ver bakalım kakaları. Kakamız mı var yoksa kakamız mı var? Ne var ne var? Sen kimsin kim bunlar? Ya o zaman makinesi görevlerini zaten bir bitirip her şeyi görmek lazım ya. Fertilize edicilerimi de aldım.
Gittim refüje kampına. Bak nasıl koşturuyorlar oradan oraya. Aferin lan. Hem iş hayatına hem toplumumuza böyle entegre olun işte. Tüh, iki tane Quality Fortress eksik kaldı. Ulan 10 tane mi yaptın gerçekten ya? Of. Benim bunu iki tanesi için daha gidip bir şey mi yapmam lazım? Yani onar onar üretip ikişer ikişer mi satıyorsunuz siz bunu gerçekten? Makara ve de kukara geçiliyor sanki bizimle artık ama neyse. Burayı yine full çekmiş. Bu hanım ablaya çiftlik yapacaktık. Yok diyor, yeterince yüzümüz gülmüyor diyor. İyi kardeşim peki. Yeterince yüzünüz gülmesin, ne yapalım. Yazıyor musunuz lan? Yazıyoruz abi. Yazın bakalım. Şerefsizler. Ulan yani bir quest'te 12 tane isteniyorsa sen de bundan mesela... Yani biz de şimdi hani işini öğretmeyelim ama... Anladın mı? Yani görev bundan 12 tane istiyorsa sen de bir batch'te 12 tane ürettirirsin be kardeşim. Kime neyin artistliğini yapıyoruz yani? Hehe uğraşsınlar bakalım. Uğraşsınlar bakalım kardeşim, uğraşsınlar. Uğraşsınlar da sonra anamıza küfür edildi diyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Sonra kalpler kırılıyor. Heh. Dostum ben sadece bir oyun yapmıştım. Anama neden küfür ediyorsunuz? E ama... Sen de üzüyorsun bizi kardeşim. Kardeşim. Anladın mı? Üzülüyoruz yani. Neyse artık deli dehşet şeyimiz olduğu için. Oo kitap gelmiş. Oha be. Ya bunlar ne kadar nasıl kitap yazıyorlar artık. Bunlar flyer yapabiliyorlar mı ya? Ya. Bunları ne anlar Flyer'da. Hadi ne işiniz varsa görün. Hadi kardeşim. İman günü mü bugün? Kaka yok şimdi de yanımızda. Oh. İhsan, ihsan. Derelere dedim. Neyse iman edenler gelmeden şuraları bir yakayım da. Daha sıkı sıkı iman ederim. Sımsıkı dimdik bir iman istiyorum bugün herkesten çocuklar. Bu arada gencolardan da fate'leri topluyoruz topluyoruz onlarla da bir şey yapmıyoruz. Oyun bitti ha. Bu dışarıdaki kardoya da ben bir şeyler satacaktım. Ha. Oh be al ekmek. Aşırı ucuzdan alıyor ekmekleri. Ama olsun. Maksat ticaret gelişsin. Peki bu prayer'ları neden alamıyorum ben ondan? Yani... Prayer'ları satıyor gibi gözüküyor ama alamıyorum prayer'ları. Neden alamadığımı bilen varsa söylerse sevinirim. Olmadığın yeni prayer craft ederim. Prayer of Faith. Casual Prayer. İnananlar! Sizlere anlatmak istediğim çok önemli şeyler var. Biliyor musunuz? Sürekli iman ediyorsunuz. Gelecek hafta sizlerden başka bir şeyler etmenizi isteyeceğim.
Ne olduğunu şu anda bilmiyorum. Ama hep beraber göreceğiz. Endişeniz olmasın dostlarım. Ay maşallah. Bunlar da 50'şer 60'şer fırlatmışlar. Para verin ayrıca. Tamam. Combo player. Combo player ya. Müthiş bir şey combo player. Prayer for donations. Prayer for shoots and roots. Prayer for protection. Prayer for repentance. Ne oluyor acaba? Prayer for repose advertising. All deceased are welcome in your graveyard. Ha, daha çok ölü geliyor. Prayer for retribution, saldırı. Prayer for prosperity. Commercial blessing. Prayer for imagination, prayer for excellence. Inspiration'da mavi boncuk veriyor bize. Yani sanki Prayer for Donations'a geçsek daha mı iyi olacak diye düşünmeden edemiyorum şu anda. Bir altın chapter'a çözüyoruz sanki konuyu. Combo Prayer da çıkarabilirim. Ne oluyor lan? Book. Bir tane altın kitaba çözüyoruz konuyu. Gerçekten oturdum ve daha optimize nasıl iman edebiliriz diye düşünüyorum şu anda. İşte geldiğimiz nokta bu. İşte benim dünyam Jackie. Katedralimizin çok tatlı bir tane pencereciği var. Diye oradan böyle dünyaya bakıyor. Pincireyim bin diyor. Aha. Kabaklarımız çıkmış bu arada. Hop. 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 Yes. Yes, güzel. Yeterli sayıda kabak şeyimiz çıktı. Kabak var. Ver kabakları da ver. Güzel. Şimdi oraya golden fertilizer atıp orada bir de kabak çıkartalım bundan sonra. Vay be, DLC'ler oyunu ne kadar uzatmış bu arada, farkında mısınız? Yani gerçekten ana görevleri bitirdim. Ve DLC görevleri keyifli ve DLC görevlerini yapıp bitireceğiz şimdi de. Baya aslında DLC'siz biraz eksik gibi oluyormuş oyun ya. Aha geldi. Hah, 11.4 olmuş burası, süper. Hop. Oo. Altın kabak diyarı. Başka? Havuç, kabak. Aslında buraya bir 24 tane de onion seed getirdim mi burası coşar. Edible mushroom. Lan bu mushroomlar niye birikiyor? Kim yiyor? Kim yemiyor bunlar? Burada da böyle ilginç bir durum var. Şu berileri yıllar önce ben bırakmıştım buraya. Bunları da geri alma vakti artık herhalde. Bunlar yemiyor çünkü bunu.
Aha 12'ye 12 oldu mutluluk bu arada. Fence supplies for farm. Aha çiftlik geliyor. Yes. Bu daha fence supplies. Yani bunu koyduk. Daha bir de üstüne tahmin edeceğiniz üzere şey gerekecek yani. Buraya hayvan mayvan da bulmamız gerekecek bir yerlerden. Nereden bulacağız? Nasıl yapacağız hiç bilmiyorum. Wow. Okay. Harbi ne güzel kamp oldu ya. Tiny house. Tiny refugee camp. Ablayla gelip sabahla konuşmak lazım şimdi. Hmm. Şunlar bilmem neler. Gidelim şeye. Kasabaya. Dead horse'a. Kolay gelsin. Envanteri boşaltma satışları yaptım birkaç parça. Alabileceğim sizden kayda değer bir şey var mı beyefendi? Belli ki yok. Hoşçakalınız. Croissant. Geliyorlar. Demek ki iki gün sonra şey de gelecek. Snake oğlu da gelecek. Aha. Arıcı arı silahı planları yapmış. Onları Creswold'a gösteriyor. Bana arı fırlatma silahı yapabilir misin diye. Creswold düşünüyor ve başını sallıyor. Sonra Beekeeper da kafasını sallıyor. Sonra yere bir şey bırakıyor. Beekeeper gittikten sonra Creswold açıyor bakıyor. İçinde tuhaf bir kılıç var. Eşşankıllarını alamadık ya. Eşşankıllarını alabilseydik iyiydi. Daha eşşen değil mi? Çünkü diyesim geliyor. Aha. Witcher'a sürekli ilginç bir şeyler görüyoruz ha. Miss Charm suda yüzüyor. Çok da güzel gözüküyor. Wagner buradan kendisini izliyor. Çıplak bir şekilde kumsala çıkıyor. Wagner derin bir nefes alıyor. Ve bir şiir yazmaya başlıyor. Aga sevmiş çocuk be. Creepy ama sevmiş. Buraya da girdik bir iki dakika kendimizi gösterdik. Bir daha hiç giremiyoruz ha. Aha. Lord Commander ve askerler buradalarmış. Lord Commander bir isimler veriyorlar. Burada asıyorlar birisi. Yorick'i asmışlar. Yo iki tane Yorick asmışlar. Yorick'in bir ikizi varmış. Ne? Ulan Yorick'in ikizi şey olmasın? Bizim kuru kafa Jerry olmasın ya? Jerry'nin kim olduğunu bilmiyor çünkü hala ha. Herkesin geçmişinde ne pis şeyler var ya. Tres ateşin etrafında uyuklarken etrafında yüzlerce origami tavşan belirmiş. Cory ve kasabadan birisi izliyor ikisini. Doktor gidiyor. Cory koşup bütün origamileri alıp ateşe atıyor. Tres uyanıyor. Bağırıyor. Tavşanları kurtarmaya çalışırken elini yakıyor. Oha. Ne kadar ilginç detaylar ya. Origami yapma hastalığı varmış herifin. Bağımlılığı bitsin diye herifin origamilerini yakmışlar. Ulan ne olacak çocuğun 3 tane origamisi var diye bu kadar üstüne gitmişsiniz.
Ne kadar ayıp bir şey ya. Vallahi billahi. Yazıktır be. Genç insan ya bunlar. Bu neymiş sesi, ne zaman yeni oyun gelir? Bir plan programı var mı abi? Yeni oyunlarla hoş karşıladık, güzel oluyordu. Aslında var. Yani... Bu aralar bakamadık yani. Aslında açıp açıp yeni oyunlara bakıyoruz sürekli de. Çiftçi çiftçioğlu nerede? Yok. Ah, bu arkadaşa buğday satalım. Mod. Sus lan. Al. Yine parası çıkmadı bunun. Anam bunun da hiçbir boka parası yetmiyor ya. Ne fakir adammışsın sen de ya. Çiftçi niye çıkmamış burada bu arada? Hah? Aa. Sen benim arkamdan iş mi çeviriyorsun lan? Bu ezilmiş buğday alıyordu, unuttuk tabii onu. Ezilmiş buğdaya un derler aslan bu arada. Doğrusunu bilin. Gidiyoruz mekanımıza. Al bakalım un paşa. Güzel. Hızlıca evime gidiyorum. Bir de ne koyayım ben oraya demiştim. Bir şey tohumu dağıtayım demiştim çeşit olsun diye. Ne var elimde en kaliteli altın? Onion seed var bir miktar. Kaç onion seed var bende? 11. Kaç gerekiyor? 24. Seri bir ekim yapsak aslında çıkartabilirim sanki onları. Cabbage seed, wheat seed, hemp seed var bir de. Ama hemp çıksa ne yapacak? Golden fertilizer'ım var. Belki biraz da onion seed çıkarabilirim. Altın onion seed. Gerçi çok fazla onion seed zaten burada yaptırıyorum ya. Başkan sen üretiyor musun lan? Oh, sormasak var ya. Nasıl yatıyordu orada gördünüz mü aslanlar? Bak ben bu zombilere sert yapıyorum diye bozuluyorsunuz ama. Çalışıyor musun lan demediğim vakit bunlar çalışmıyor ya. Bunların var ya işte diplerine çökeceksin. Tak tak çökeceksin yani. Bunlar ondan anlıyor. Zombiler sert seviyor arkadaşlar biraz. Bunu da söylemek istemezdim ama. True is truth mi? True is truth. True is truth. Main. Evet. Güzel. Üretin bakalım. Tamam. Verilerimizi de hasat edelim. Snake günü geliyor yarın. Snake kardeşimize deriz necklace çal bize diye. Satışlara mal gönderdik. Eritecek çok ciddi miktarda demirimiz gelmiş bu arada. Erit kardeşim. Tabii bak su bitmiş yine burada. Koy suyu. Şarap niye yapılmıyor? Oha. Ha yo, üzüm var. Dostum sıkıntı nedir ya burada? Aa. Altın üzümümüz az kalmış ilk kez. Belki birkaç tane kaliteli
Zombi çıkarıp şeye mi bassak? Vay, şu kadar zamandır ilk kez şarap üretiminin aksadığını görüyorum ya. İlginç geldi bir anda. Vay be. Aa, eşeği yakalayabilir miyim acaba ya? Eşek nerededir şu an? Eşek dur. Çiling diye attı demin aşağıya değil mi? Aa, gitmemiş. Yes, yaşasın be. Zaten bu quest için bekliyorum şurada. Eşek, sana tuhaf bir şey söyleyeceğim ama bana biraz saçın lazım. Biliyordum. Rehabilitasyonda olmadığını biliyordum. Şerefsiz kapitalist. Sen ancak bir işçiden bir şeyler istersin. Utan utan pü. Olur mu? Ben saçından bir parça alıp yukarıya astırmak istiyorum ki işçi haklarını hep hatırlayayım. O zaman iyi düşünmüşsün yoldaş. Al bakalım. Aa. Tek bir quest'teki küçücük bir parça için eşeğin kendi kılını koparma animasyonunu kodlamışlar. Ulan. Emek var emek. Bu eşek bir daha bu oyun boyunca bu hamleyi hiç yapmayacak. Emek var emek. Vay arkadaş ya. Kardeşim ha, eşek kılı başka. Ne lazımdı la başka bize? Hagan emyolu. Bağırsak lazımdı. Bu arada soğutucudaki cesetler hiç bozulmuyor ha. Bari bağırsak ver. Tamam. Ne lazımdı başka ya? Gidip şu tarlaya ben bir bakayım. Orada bir sıkıntı var. Yazıyor musunuz lan? Yazamıyoruz abi. Kağıdımız yok. Hayda. Aha. Pagan Amulet of Spirit Summoning. Üf, yapıyorum. Ay, çirkin de bir şey ya. Aa, yaptım. Biraz da şu tırrolara kağıt yapalım. Hoş, ne research yapıyoruz artık ne bir şey yapıyoruz ama. Ne yapalım? Hyper Casual Studio. Çocukları şimdi boş durur bırakırsak CMMM'e katılırlar, Allah korusun, akıllarına iyi bir fikir gelir. Hayatta bir yerlere varmaya, bir şeyler yapmaya falan çalışırlar. Ellerini boş tutmayacaksın ki gözleri başka yere kaymayacak. Sadece o küçük ve önemsiz kıl kopartma animasyonunda bile ortalama bir Wattpad eserinden daha çok emek var tartışmasızca demiş Rana Özkan. Yani katılıyorum sana Rana. Gerçekten öyle. Tabii ki. Emek var, emeğin de kademeleri var yani bu hayatta. Yaptım ben bunu. Ha, 8. kata götürecekmişim bunu. Allah Allah. Dungeon'ın 8. katında mevzu varmış.
Neyse ki 8 kata dövüşerek inmemiz gerekmiyor. Buraları önceden... Buraların önceden içinden geçtiğimiz için bir tık rahat gezeceğiz şimdi. Harbi içinden geçmişiz buraların bu arada. Aha! Çok sıkıntı etmiyorum kardeşim ama... Neden ne bu getirdiğin şey nedir ya buraya? Ha bunu mu? Sen gel diye şey yaptın bunu. Hayır yani ama bunun bir anlamı yok ki, bu çok çirkin yani. Eşek kılı, insan eti ve yağ karıştırmışsın. Hayatta olsam iğrenirdim bu buraya getirdiğin şeyden yani. Neticede çıktın ama karşımıza. Yiğit Erte hoş geldin, 14. ayına girmiş. Herkes birilerine yardımcı olmak benim progresif pişmanlık yasama ters. Ben hiçbir şey umursamam ve her şeyden nefret ederim. Anladım. Sana bacağını bulursam peki? Sana inanmıyorum. Benim bacağımın olmamasının bana nasıl bir acı verdiğini bilemezsin. Her iki bacağı da olan herkes gibi ben hiçbir şey umursamıyorum. Allah Allah. Ne tuhaf herif ha. Ama tek bacağı olan bir arkadaş var. Belki o bize yardımcı olabilir. Aa, Shepard değil mi? Shepard'ın bir kolu, bir bacağı, bir de gözü yok gerçekten undead avlamaktan. Hocam bir tane hayalet var. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Bir tane hayalet var. Vampir kraliçesiyle alakalı bir durum var. Öyle mi? Şimdiden geliyor mu kötülükler üstümüze? Anladım. Rose. Canım benim, ne oldu? Savaş zamanı geldi aşkım. Belki de son savaş. Ekipmanımı hazırla ve benim için dua et. Bir dakika, siz... Aa, yemeğe geç mi kalacaksın yani? Hayır, savaşta ölebilirim. Bugünün düşmanı her zamankinden büyük. Aa, hayır, sakın gitme ya. Ne yaparım tek başıma? Komşular ne der sonra? Bu benim kutsal görevim. Hadi Keeper, gidelim. Biz erkekçe dövüşelim. Arkamda kal. Her an saldırabilir. Abicim bak, dördüncü kez anlatıyorum. Bir tane hayalet var burada. Onu sadece ikna etmemiz lazım. Bilirim. Kötülük her şekilde çıkar karşımıza. Ne kadar çok ziyaretçim geliyor bu arada. Shepard bak, bu adam da tek ayaklı. Bize güvenebilir misin şimdi? İyi de bacağını nasıl kaybetmiş? Ben ve benim gibi iki tane cesur... iki tane ruh avlıyorduk. Ruh mu avlıyordunuz? Neyse, unut. Bak, bunun gözü, eli, bacağı bilmediği bir yaratık tarafından koparılmış. Ne? O yüzden senin acını anlıyor. O yüzden sen de bize yardım et. Senin bacağını koparan kadınla ilgili bildiğin her şeyi anlat bana. Çok gururlu birisiydi. Havalıydı. Sesi şimşek gibiydi. Şimşek değil, o gök gürlemesidir. Çok eski kelimeler kullanıyordu. Yüzyıllardır insanların böyle kelimeler kullandığını duymuyorum. Bana bacağımı geri getirebileceğini söyledi. Misty Quagmire isminde bir yerden. Lütfen bacağımı geri getirin. Ama dediğim gibi, gerçekten umurumda değil. Bu Misty Quagmire nerededir bilmiyorum ama duydum. 25 yıl önce büyük bir bilim adamı Marcus Theodorus Senior orada bir kitap bulmuş. Aa, bizim göçmenlerin reisinin babası. Zalim bir kitapmış. İsmi Necronomicon'muş. Onu araştırmış ama bir süre sonra delirmiş. Karısı da delirmiş. Sonra Engizisyon ikisini de yakmış. Deliler gibi bağırmışlar. Ve eski bir lanetten bahsetmişler. Oha. Tahmin ediyorum ki vampir kraliçesi orada. Başka bir katta olmalı.
Haydi gidelim derinlere. Haydi. Üzücü bir şey ama bunu biliyorsa göçmenlerin başındaki Marcus Theodora biliyordur. Ya da Kuloto biliyordur. Kuloto da bayağı işli bir kadın. The Blood Thickens. Gerçekten. Üzümlerde bir sıkıntı oldu ya. Yine üzüm gelmiyor mahzene. Bir de bu işe bakmamız lazım. Üzüm akışımız sekteye uğradı. Bu üzümsüzlük meyvesini vermeli artık. Üzümlerin de hepsini altın yapacağım diye saatlerce uğraştım. Bölümlerce insanlar izledi. Ne istiyorsunuz daha? Allah Allah. Üzümler geliyor gibi. Dostum sen? Sen de üzüm üret. Artık bir yerden sonra kaynaklar yetince bunları bırakmışım baksanıza. Hey Allah'ım. Ya kadın iki tarla her şeyimize yetti bu arada. Bunların hepsini üzüm tarlası yapsaydık ne olacaktı acaba? Grape seed. 30 tane altın grape seed'im varmış burada. Ama bunları muhtemelen şey veremiyorumdur. Ne onların ismi? Ha çıktılar yola. Okey. Allah Allah. Sandıklar doldu mal mı bırakamıyorlar acaba? Bir de ona bakayım. Ama yok buradaki sandıklar dolacak gibi değil. Bunlar dolmaz öyle kolay kolay. Bir şey oldu herhalde ben de anlamadım. Bak herif de üretmeye başladı şimdi. Bir anda herkesin aklına şarap geldi galiba. Cesedimi getirmiş. Gidelim şu cesede bakalım. Critical Role ekibinin yeni başladığı Exandria Unlimited'ı takip ediyor musun? Yok etmiyorum valla. Şey Critical Role ben çok dinlemedim arkadaşlar ya. Baştan sona bir bölümünü dinlemişliğim yoktur yani. Tuhaf gelecek belki fakat Dungeons and Dragons oynamayı seviyorum. Bir de başka Game Master'ları tüketme huyum çok yoktur çünkü başka Game Master tükettiğinde yani senin kafanı karıştırabiliyor başka Game Master'ın tarzı. Hatta belki de hiç tüketmediğim iyi olmuş. Çünkü son yıllarda D&D üzerinde böyle bir Matt Mercer efekt diye bir şey konuşuluyor ya. Yani ben Critical Role'u şeyden biliyorum açıkçası. Bizim hobimize yaptıkları sonsuz katkılardan ve dünyada herkesin Critical Role konuşmasından biliyorum. Ama çok uzun yıllar önce henüz Pathfinder'da oynadıkları dönemde galiba bir bölümünün yarısını falan dinlemiştim.
Sonra demiştim ki oh, bir saat bu bölüm bitmez. Yani şey biraz ilginç oluyor aslında. Bazen içerik üreten birisiysen içerik üretmekten tüketsen sana faydası olacak içerikleri tüketmeye vaktin de kalmıyor açıkçası. Öyle çok ilginç bir durum da var. Ne ara oturacağım da dinleyeceğim de. En güzeli ne olur? Birileri şöyle güzel uzun bir seri başlatır. Ben de onların oyuncusu olurum. Tatlı tatlı takılırım. En güzeli o olur yani. Onun dışında bir bölümünü aşağı yukarı dinlediğim şu ana kadar ki Game Master sayısı Chris Crawford var. D&D 5'in yazarlarından. D&D 5 ile alakalı onun Ravenloft'unu bir ya da iki bölüm falan tüketmiş olabilirim. Çünkü hani Ravenloft ve işte şey D&D 5 konusunda anlamak için ben genelde sistem yazan adamları tüketme huyum var bir de. Rol yapma oyunları söz konusu olduğunda. Bir de öteki çünkü tükettiğim adam da Jason Bowman. Jason Bowman da şeyi yazan. Pathfinder 1 ve Pathfinder 2'yi yazan abi. O ikisi dışında çok tüketmiyordum açıkçası. Diyeceklerim o şekil yani. Harmon Quest tüketmişliğim var mı peki? Evet evet bir bölümde Harmon Quest'im var. Animasyonlu bölümlerinden bir tanesini izlemiştim. Makaraydı bayağı güzeldi yani. That's all. Sonra dediğim gibi tüketemedim yani. Elimizdeki sertifikaları satalım yine. Bu aralar iyi gömü çıkarıyoruz. Ha, bire birden gömüyoruz. Nazar değsin ya da değmesin. Aa, sinek günü. Sinek! Hızlıca gidelim sinekin oraya. Ulan burada bir kapak vardı sanki bizim oraya giden. Ha, şirketten var. Oh, bir altında buradan geldi valla. Legend of Vox Machina animasyonunu izlemeyi düşünüyor musun peki? Olabilir. Çıkacak mı? Ne zaman çıkacak? Söylen Magus. Ben bir ara Pathfinder 1 podcastlerine sarmıştım ama gerçekten hobinin içinde olan biri olarak Actual Play'i takip etmek nedense çok eğlendirmiyor. Ya eğlendirmiyor çünkü ben olsam şöyle yapardım ya da ben olsam böyle oynatırdım gibi fikirler oluyor ya sürekli kafanda. Bu biraz ilginç bir durum. Yani bence Game Master hele de biraz sistem ve oyuna hakim bir Game Master'san başkasının oyununu izlemek bazen yorabiliyor insanı. Ben de hiç şeye rastlamadım ha bugüne kadar. O herif inanılmazmış dediğim bir Game Master'a rastlamadım. Matt Mercer'ı da katarak söylüyorum ama çok da tüketmedim açıkçası. Yani dediğim gibi ta ilk Pathfinder zamanlarında bir bölümlerini falan tüketmiştim. Belki herif inanılmaz bir noktaya gidiyordur ondan sonrasında. Aha. Hey 33 tane oyun seed'im varmış yaşasın. Refugee Camp. Geldim. Teyzeye de söyleyeyim senin mekanı yaptım diyeyim. Oo burası full çekmiş ya yine. Heh, soğan, kabak, hırt, zırt her şeyi üretiyorlar artık. Burası full çekti. Teyzem nerede? Teyzem? Yaptık burayı. Ne yapayım şimdi ben sana? Rose'la konuşursam...
Daha da buraya inek ve tavuk getireceğim. Burası da full çekmiş şu anda. Yeni bir şey üretemiyorlar o yüzden. Ne yapacağız biliyor musunuz? Hamurları alacağız. Şeye götüreceğiz hamurları alıp. Bizim mekana götüreceğiz, pişireceğiz. Tamam. Sonra da buğdayları alacağız. Onları da satacağız. Hadi bakalım. Teleport stone use. Talking skull. Mevcut pişenleri verirsin şimdi tabi. Sonradan videoda coming soon yazıyor Legend of Vox Machina için. Lead designer, karakter designer olarak da Philip Borassa'yı getirmişler. Hadi bakalım. Valla ben bir de şeyi çok merak ediyorum. Acquisitions.inc var. Şeyin, Penny Arcade'deki tayfanın yaptığı. Penny Arcade tayfayı da neredeyse 10 senedir tüketirim düzenli olarak. Yani çok sevdiğim internet serilerinden bir tanesi herifler. Onlar nasıl yaptılar acaba? O işi merak ediyorum. Pardon. Acquisitions Inc. heriflerin şeyinin ismi. Yanlış söyledim demin. Ya bir de şey çok hoşuma gidiyor ya. Yani öyle güzel ya da belki ünlü olduklarından yani ama bazı Game Master'ların yarattıkları evreni Dungeons and Dragons official hale getirip kendi şeyini ekliyor ya. Müthiş bir şey bence ya. Bağda, bağda. Harika bir şey yani. Bundan iyisi Şam'da kayısı yani gerçekten. Official D&D ürününe bir şey katıyorsun düşünsene. Üf. Aa Snake'i unuttum gerçekten. Snake. Yetişebilir miyim Snake'e acaba? Yetişirim bence daha geceye çok var. Snake'e diyeceğiz ki Snake bize necklace çal. Hah. Oh. Gelmeseydi mahvolmuştuk. Şş, bize necklace çal lan. Bana yardımcı olursan yaparım diyor. Ya ne istiyorsun ya? Tavernanda fare yarışları yaparsan yaparım diyor. Abicim. Haftaya kaldı yine quest. Abi delirtiyorsunuz beni ha. Yetişebilirim belki diye uğraşıyorum şu anda ama bu herif bir de erken gidiyor gün batmadan. Haftaya kaldı iş. Oğlum babanı buldum lan ben senin it oğlu it. Daha ne istiyorsun ya benden? Gerçekten. Şerefsiz herif. Tavernamda fare yarışı yapacakmışım. Rat Race Table. Sıçayım böyle işe. Oldu mu? Ne gerek var? Niye uğraşıyoruz? Ne oluyor? Neden? Neyse.
Bok ye bok. Neyse olmadı, bir hafta kapanır şey yaparız. Ulan içki mi çıkmıyor ya, hayırdır? Bu sefer de biracı durmuş. Çocuklar ben size boş durun diye mi para ödemiyorum? Hadi bakalım çalışın ya biraz. Heh. Al aslanım şuradan iki parça mil götür. Neyse arkadaşlar, olmadı meditasyona bir yatarım. Bir hafta geçiririm yani. Çünkü artık neredeyse yapacak bir şeyimiz kalmadı. Elimdeki shackle'ları açamıyorum emirat olmadığı için falan filan. Bir de böyle zincirleme bir şekilde bunun, bu herifin burayı çalmasına kilitlenmiş durumdayız yani şu an. O herif orayı çalmadan ilerlemiyor hiçbir şey. Haliyle bekleyeceğiz. Biraz denyoluk oldu hakikaten ama bizim sebebimiz, bizden ötürü değil yani bu denyoluk. Onu söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. Gider tavernaya yaparım şimdi şeklimizi. Oha! Kral Joe 7 adına tutuklusun. Ha? Şey. Sakin olun ya, başka bir çözüm bulamaz mıyız? Hayır, Lord Commander'ımız kralın plenipotenşiyerisi olarak seni dava şey, seni yargılayacaklar. E benim peki bir avukatım falan olmayacak mı? Arkadaşlar bu dayak istiyor. Tamam tamam. Üf, geliyorum. Heyecanlı mısın? Keep, Graveyard Keeper. Çok büyük bir sıkıntım var. Büyük bir problem. Kokol, Radrik ne yapıyorsunuz burada? Bilmiyorum ama sıkıntılı bir durum var. Acı beni de buraya çağırdılar. Çok sıkıntılı durum var tabii. önce biraz sıkıcı olacak. Sizi sorgulayacaklar. Mahkemede bakacaklar, yargılayacaklar. Ama sonunda ikinizi birden yakacaklar. Lan ne yaksınlar? Engüsyon adamıyız biz. Aa, sürtük de onlarla. Teşekkürler Leydin, bugün benle yemek yediğiniz için. Aa, Lord Commander, sizin cazibenize nasıl hayır diyebilirdim? Çok keyifli oldu her şey, çok belli. Peki, şurayı hemen halledelim. Graveyard Keeper ve Horadric, öyle mi? Sizleri... Ne? Yargılamak mı? Bir sorsaydın ilk önce. Niye? Durum yeterince belli değil mi? Horadric ve Graveyard Keeper, ikisi beraber Engizisyon'dan kaçan mültecileri beslediler. Ve yargı bellidir. Yakılarak öldürüleceksiniz. Belki yakılarak öldükten sonra temyize gidebilirsiniz. Yani ben çok kolay yanmıyorum. Beni bir kere daha önce yakmayı denediler. Ben de mültecilere yardımcı olmadım. Boş versene Keeper. Sana yaptığım büyü sadece seni, kokunu mu değiştirdi zannettin? Hayır. Gece gündüz dünyaya senin gözlerinle baktım. Senin kulaklarınla duydum. Senin burnunla kokladım. Ve anlamaya çalış. Kurumuş karanfil falan, bunlar cesetlerle iyi gitmez. Neyse. Regülasyon 3523. Heretikler, yani kafirler başlığı altındaki paragraf S27'ye göre ikiniz de yakılacaksınız. Sorusu olan? Benim var. Paragraf M88'in altındaki paragraf S7'yi... İnanılmaz bir şey söylüyor. Sadece tek bir noktada işe yarar. O da ayaklarımızda kıl varsa, günah bir koyunu içeriyorsa. Bizde ikisi de yok. Aa, Radrik doğru söylüyor. Doğru mu? Saçmalamayın. Yakıverin işte bunları. Bunları yakarsanız sizle güzel bir gece geçiririz. Sadece ikimiz. Ha? Lordum, kuvamlar belli ama keyfinize göre de yapabilirsiniz, ama kralımız ne der? Sen sus serseri, kral bu işe karışmayacak, öyle mi?
Ben söylerim en kötü karamıza. Efendim siz ve bu yanınızdaki maymun ve bu koku... Üf, bunu kovun buradan. Susun, hepiniz susun. Keeper, Horadric. Bu sefer gidebilirsiniz. Ama mültecilere söyleyin. Onlar ve bütün kampları yakılıp yıkılacak. Lord Commander'ın emriyle. İşler sertçe karışmaya başladı ha. Okey. Önce evimize dönelim. Kaç? 18 tane tahta alalım. Adet tahta. 36 çivi, 4 tane de yamuk cam. Yamuk camımın hiç olduğunu zannetmiyorum. Gerçekten de yok. Yamuk cam nasıl yapıyoruz acaba? 4 tane öyle mi? Conical flask gerekiyor iş için öncelikle. Kaç? 36 tane de çivi. Çekil birader. Paketliyor musun lan? Paketlemiyorum, yatıyorum abi. Yat. Hayvan. Aslanım sen de biraz filiç kes. Yengen kurudu. Bütün tesisat çalışmaya başladı yine. Şimdi refüji kampına gitsem oranın quest'i ilerleyecek diye oraya gidemiyorum. Snake'in quest'ini halletmeye çalışacağım yüzden ilk önce. Neler nelerle uğraşıyoruz ya vallahi. Ne olaylar oldu ya bir anda öyle. Onu bir anda yakalayacaksınız da filan geldi. Dur abi biz niye yakalıyoruz yani? Yazıyor musunuz lan? Yazıyoruz abi. Yazın. Hayvanlar. Neyse zombiler, bu arada zombileri bulmamışlar. Kız benim gözlerimde görüp benim gözlerimde kokluyormuş ama zombileri ayamamış. Zombileri aysaydı durumumuz çok kötüydü. Bu arada deminki şeyde yazıyordu. Karanlık kalbe baktım ya. Bir quest için daha gerekiyormuş o karanlık kalp biliyor musunuz? O yüzden ben buraya havuç atmaya ve eşyan bize karanlık kalp potansiyeli olan cesetler getirtmesine devam edeceğim bir süre daha. Demin baktığımızda görmesek o zaman da uğraşacaktık bu arada. Camlar daha olacak. Neyse geç bakalım. Çok taş anneciğim ya. Şunları da kıralım biraz yani. Bu kadar fazla taşı kullanmayacağımız o kadar belli ki. Camda yer açılsın biraz. Kasabaya gideyim de inek alayım çantacı ablaya. Çantacı abla, çantacı abla. O nereye geldi cidden ya?
İnekçi kız Rose muydu? Şurada satıyordu galiba. Hah. Oha, bir altın mı? Neyse, ver bakalım. 1000 altın da versen almam. Hayda. De seviyorsan özgür bırak demişler. Ne? Ne saçma bir şey o ya? Hayat bir çiçekse aşk da balıdır. Ve bir inek 1 lira eder. İyi, sattım gitti o zaman. Aa, okey. Tamam, ineği aldık. Şuradan birkaç tane de yumurta alalım. Onlardan da tavuk çıksın. Okey. Var ya, tuhaf bir şekilde hallettik gibi aslında. Şimdi giderim bakalım şey kampına. Something something kampına gider konuşurum herkesle. Trade. Al bakalım. Ekmekleri de al benden. Refugee kampına gidiyoruz. İyi, kampa girer girmez quest çıkmadı böyle. Teyzem. Shit. Shit mi? Shit. Ha teyzem. Al. Getirdim sana mallarını, malzemelerini. Kabay. Kabay. Şakay. Şakay. Hmm. Bana şimdi ne yap biliyor musun teyzeler? Teyze teyze oğlu. Bana. O. Bunlar ne ya? Teyze bana çanta ver. Teyze ben bunları kendim yapmayacağım ha. Fisherman's bag. Farmer's bag. Universal bag. Gep gep gep, ne diyorsun anlamıyorum ama çok da aşırı da umurumda değil. Sen bana ne yapıyorsun biliyor musun? Koçum. Aslan. Hepsinden birer tane sarıyorsun koçum. Ne oldu şimdi bunlar bana? Aa, ooo. Çanta çanta oğlu. Çok güzel. Şükür. Potion bag filan. Hepsinden birer tane alsam mı arkadaşlar ya? Ha? Bilmiyorum ki. Burası ne durumda? Üretiyor musunuz lan? Üretiyoruz abi. Üretin. Ne yaptınız? Çocuklar bunlar böyle kof kof üretmeyin ya. Harbiden üretiyorlar bu arada ha. Full üretimdeler, full. Aslanlar buraları böyle boş boş üretmeyin. Mantar sayısı artıyor. Bunlar mantar topluyorlar bir yandan da. Allah Allah. Berekete bak ya. Aranıza alın beni. Ben de yanınızda yaşamak istiyorum ya. Bu nasıl mülteci kampı lan? Seksi kadınlar, çantacılar, zenginler, herkes burada ya. Oğlum ben açım, aç lan. Göt eti yedim lan ben hayatta kalabilmek için. Ulan siz insan mısınız be? Neyse birader. Ha iyi dedim de senin ananı babanı yakmışlar. Ona ne diyorsun? Ha? Efendim? Quagmire. Onun orası ile ilgili herhangi bir şey biliyor musun Graveyard Keeper? Yani evet, baban Necronomicon bulmuş orada. Okumuş, araştırmış onu. Sonra yakmışlar ananı babanı. Aa, sıkıntılı şeyler. Oraya bir kere gittim. Bir daha da gitmeyeceğimi yemin ettim.
Quagmire'a gittiğinde insanın içerisinde umut biter. Her şey biter. Quagmire'dan çıksan bile kabuslarında orayı görmeye devam edersin. Güzel anlatıyorsun. Yol ne taraf? Korkmak mı? Heh, ben korkamam. Ben bu insanların lideriyim. Aynen kardeşim. Gel benimle. Seni götüreyim oraya. Ha? Gidiyorsun lan. Değil mi? Bak. Duyuyor musun? Bir şeyler uyanıyor. Burayı rahatsız ettik. Korktuğumu söylerdim. Ama korkmuyorum yani. Hızlı ol. Quagmire bayağı korkutucu bir şeymiş gerçekten. Bakalım gözüktüğü kadar iyi mi? Hava soğuyor. Gözün büyüsü Quagmire'ın dikkatini çekti. Eyvah. Neredeyiz lan hakikaten? Altı tane vampir burada bir yarım daire halinde durmuşlar. Bir ritüel yapmışlar. Siyah kadın, siyahlı kadın buradaymış. Bir kitap taşıyormuş. Taşıdığı kitap muhtemelen Necronomicon. Vampir kraliçe yapmış yani töreni. Peki ne töreni? Burada buzdan bir ateş yanmış ve bir ayağı yakmışlar. Ayak belli ki o hayaletin ayağı. Hala burada, gömülü şekilde. Sadece sorular var, başka cevap yok. Ama tuhaf bir şey var, bir dakika. Şu bacağı bir alak. Bu ceset kimin? Burada saklanan bir kadın varmış. İzlemiş her şeyi. Kim peki? Bu bir casus mu? Vampirler ona saldırmış. Sabit kalmış. Ölmüş mü? Vampir kraliçe yaklaşmış ona. Kadını görmüş. Necronomicon'u yere atmış. Aha. Ha. Burada 6 tane yanık nokta var. Vampir kraliçe... Kadın öldürüldüğü için burada kendi vampirlerini yakmış. Aa, o öldürülen kadın vampir kraliçenin kızımızı falan herhalde. Yanmış bir vampirin ayakkabısı. Acaba hafıza spreyim bunun bir işime yarar mı? Neyse gideyim. Soğuktan dişlerim titriyor. Burası adımı hısıldıyor. Babamı hatırlıyor. Her şeyi hatırlıyor. Pardon gidelim işte. Hurry up keeper diyor. Gidelim oğlum, neyin hurry up daha? Harbi hurry up'lık bir şey yok, sen götüreceksin bizi işte. Lan? Niye çıkamıyorum buradan? Alo? Alo beyefendi? Oğlum. Sen getirdin, sen götüreceksin lan. Oha. Bir şey mi oldu? Glitch olabiliyormuş. Ha, universal çantalarına girersen çalışmayabiliyor diyor. Ha, okey okey. Bizim ek çantalara düştü muhtemelen onlar. Dur. Dur, çözeriz şimdi, dur. Anladım. Ha bak. Eyvah. Nasıl alacağız? Alamıyoruz. Yapma. Çantaları nasıl düzenliyoruz?
Universal Bag. Tamam. Kardeşim sen Universal Bag'e tahtaları at, şunları at. Bunları at, tahta, demir memir at yani, anladın mı? Ha okey. Aha! Buradan gidiş yok insan. Yüzleş kaderinle. Marki neden bahsediyorsun? Seni çok uzun zamandır bekliyordum. Hayda, Erfirat'a dönüştü. Lan tüyüm diken diken oldu. Ne oluyor oğlum? İntikam. İnsanlığın en büyük kaderi ve onu yönetecek en büyük şey. Kimsin bilmiyorum ama bırak lan onun vücudunu. Ben de eskiden saftım ve garibandım. Sonra insanlar geldi. Birbirinizi öldürdünüz. Ve beni kanınızla yıkadınız. Beni günahlarınızla yıkadınız. Ama ben dayandım. Sonra kadın geldi. Ve yaptığı ritüellerle beni yok etti. Şimdi acımı sizinle paylaşacağım. Kardeşim dur, sana bir teklifim var. İkimizi cezalandıracağına yüz binleri, yüzlercesini, binlercesini cezalandırmak istemez misin? Tek bir sorumu cevapla. Ondan sonra onları sana getiririm. Yoksa gitmemize izin ver. Hayda. Oğlum suratı falan küçük piksel art ama gerdi beni ha. Peki sana bir soru soracağım o zaman. Büyük hadron çarpıştırıcısı nasıl çalışır? Anasını. 3 2 1 Bilemedin. Ne oldu ya? Ben bayağı zayıf hissediyorum. Kötü kötü oldum. Hemen gitmemiz lazım Brom, yürü. Vallahi. Süper. Ben kötü birisiyim. Kötü bir yöneticiyim. Kötü ve yardımsız birisiyim. Anam babam benim yüzümden öldü. Marki biraz sahip ol. Sakin ol. Biraz gittin. Aa. Marki kaç. Seni yalnız mı bırakayım? Hayır. Yahu kaç. Bunu herhalde vampir kraliçesi kullandı, gönderdi. Demek ki korkuyor. Bu ne lan? Bu minyatür bok kim ki? Acele etmem lazım. Memory tincture yapıp çözmem lazım bu durumu. Çözelim de. Abladan biraz memory dust alalım o iş için. Wax de gerekiyordu galiba. Misty Quagmire bir de buna sorsak mı ya? Bu abla da boş birisi değil. Bir şeyler biliyor olabilir. Ablaların ablası Misty Quagmire biliyor musun? Misty Quagmire mı? Biliyorum ama sana yalvarırım. Oraya gitme. Orası bataklığın kalbidir. Karanlıkların içerisindedir. Çok acı çekmiş bir yerdir. Seni ele geçirir. Orada karanlık ritüeller yaptılar ve artık orada güzellik, temizlik yok. Orada ağlara takılmış bir sinek gibi debelenirsin ve çıkamazsın. Sen de hissediyor musun acısını? Söyle. Kloto. Kloto ne oldu? Kloto. O kendinden geçti. Kanatlı bir iblis seni avlıyor. İsmini fısıldıyor gökyüzünün içerisinde. Tekrar tekrar kan istiyor senden. Bak bana Ancient God, eski tanrı. Bak bana ve ağla. Ne? Ne oldu? Hoş geldin. Nasıl yardımcı olabilirim sana? Hayda. La oğlum kasabada herkes deliriyor mu? Ne oluyor lan? Lan oğlum bu. Öldürülen. Kardeşim neler oluyor ya? Şu kabakları alayım ya ben. Hocam sen bana oradan bir 200 kabak sar. Bir 200 de havuç sar.
Soğan niye çıkmıyor can buradan? Ben soğan getirdim size bir sürü. Oo, bir sürü soğan çıkmış lan. Soğanları da ver. Tamam, onion rings yaparız. Gece olmuş, millet gitmiş bile. Hacı abi bakar mısın? Öteki konuyu sormuyorum şu anda ya. O quest ilerlerse işler iyice karışabilir. İki quest aynı anda karışmasın. Vampir kraliçeye ayrı bakarız, ona ayrı bakarız. Talking Skull. Geldim. Para ver. Yes. Üf. Hah. Koy buraya soğan, marul, havuç. Bunları buraya koyalım. Sonra. Valla çantalar aldık ve şu an inanılmaz bir şeye ulaştık ha. Oo. Burada şimdi altın onion rings. Gelsin. Altın onion rings'in teoride satışı patlatması lazım. Pardon, bir de ne lazımdı bize? Ha, bir fıçı daha mı yapabiliyorum? Yapamıyor olmam lazım. Yapamıyormuşum. Tamam. Masa. Aa, bir taverna masası daha yapabiliyormuşum be. Koy koy. Ulan görmemişim ya. Heh. 18, 4 tane de cam. Tamam. Gideyim. Hayda, Advanced Conical Flask. Heh. Çıkar bakalım aslan. Ne lazımdı lan? Düzgün şey mi lazım? Düzgün tahta mı? Ha. 18 tane düzgün tahta. Tam da 18 tane olur mu ya? İnanılmaz. Cam, bir de bir miktar çivi. Çekil birader. Geç birader buraya geri. Çalışıyor musun lan? Oğlum neden boş duruyorsun? Ne duruyorsun? Helva yapsana. Helva yapsana. Helva yapsana. Hey hey. Camlar çıkmadı. Zabbağa kadar uyuyayım be bari. Bunlar çok ilginç yerlere gidiyor arkadaşlar gece gece ya. Adamın bacağı macağı geldi elimize ya. İlginç ilginç şeyler oluyor gerçekten. İnanılmaz çantalarımız oldu bu arada. Ver lan. 3 şişe. Bir şişe de sanki şeyde vardı, gardıropta vardı ya. Dur bakayım. Eyvah. Şey koy, buz al, buz geldi elimize. Buzu koy buraya. Heh. Sanki bir şişe bizim... Yazıyor musunuz lan? Yazıyoruz abi. Yazın. Hayvan herifler. Bir şişe daha var mıydı? Yes be, bir kıvrak şişe. Yes. A Kingdom for One kıvrak şişe. Talking Skull. Heh.
Red Race'te 36 tane çivi. 36 çivi bir şey olmuş, 36 çivi şu an üzerimizde yok. Bir yere gitti 36 çivi. Buluruz. Korkmuyoruz. Ding dong bing bong. Aynen kardeşim. Bize yağ sat. Bir tane daha sat. Tamam. Döneceğim sana. Ulan bir ding dong'a, bir bing bong'a yenildik vallahi. Şerefsiz. Ulan hafıza iksiri falan da yapacaktık ya. Pi, 20 tane mi çivi satıyorsun lan sen burada? Ulan bırak kendim yapayım çiviyi. Ulan kendim de yapamam çiviyi. Çekil lan. Çekil. Geç. Ne yapıyorsun sen? Hayvan herif. Varam gidem de hafıza iksiri yapam. Hafıza iksiri için bana lazım olan her şey inşallah vardır aşağıda. Yazıyor musunuz lan? Abi vallahi yazıyoruz. Yazın. Artık sizin yazdıklarınızı kullanmıyorum bile. Ama burada köpek gibi çalışmanız hoşuma gidiyor. Ha 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 ha. Evet. Tebessüm ettim. Nereden yapıyorduk o iksiri? Memory tincture. Yes. 3 tane daha yapabiliyorum. Sıkayım bakayım suratıma. Sık fısk. Yok, bir şey olmadı. Bir daha deneyeyim. Bir daha, biraz sonra bir daha deneyeceğim ama bu arada cesedi mi getirmiş? Ceset gelmiş bir tane. Hadi burada bir karanlık kalp olsun. Çünkü bugün bu şeyin ilerisinde işimize yarayacaktı. Bir daha yokmuş karanlık kalp falan burada. Gel. Ne? Cesedi mi getirmiş? Peki. Bir kere daha sıkıyorum suratıma. Yanan cesetlerin arasında. Haydi çalış ulan çalış. Çalış lan. Aa çalıştı. Aa gidiyor. Gidiyor. Bura nereye ya? Karl olmayacak belli ki. Bu çok saçma. Görmüyor musun? Evet, baya baya saçma aslında. Senin pişirip kan benzeri bir şey içme fikrinden de saçma. Arkadaşlar geçen sefer gibi olmayacak. Bakın düşündüm diyorum. Ya her seferinde böyle diyorsun Karl. Şişt, susun susun. Çok sinirli. Geliyor Karl. Giyin hemen. Ya çalışacak çalışacak. Baya para kazanacağız ya, merak etmeyin. Sonra onun için bir daha çalışmanıza gerek de kalmayacak. Karl kardeşim. Kim olduğunu hatırla. Bizim kim olduğumuzu hatırla. Bizler dışlanmış kişileriz. Yaratıklarız. İnsanlar bizi asla kabul etmeyecek. Hayır edecekler. Bak göreceksin. Ben kimsesiz birisi olmaktan sıkıldım. Gün gelecek. Bir yerlerden borç bulacağım. Ve o eşekli mekanı satın alacağım. Ondan sonra atlar alacağım. Yarışlar yapacağım. Aristokrasiye indirimler alacağım. Göreceksiniz. Allah Allah. Vampir Karl. Eşeklerin ve atların çalıştığı bir post ofisini satın almak istiyor. Gidip eşekle konuşmam lazım şimdi. Eşek. Eşek gitmiş. Eşek yarın geri gelir. Ah! Karanlık kalp. Yes be. Biliyordum. Biliyordum.
Yapacağımız bir quest var mı şu anda bizim? Ha. Snake şerefsiz yüzünden ilerletemediğimiz quest var hala. Şuradan birkaç tane şey döveyim. Demin ne olduysa çiviler. Çivi var mı lan şu an üstüne benim? Varsa da nasıl satayım? Her yerim her yerde göremiyorum. Gideyim bakayım şimdi şeye. Kasabaya. Şu elimde kağıtları vereyim. Ölü kağıtlarını. Ulan Horadric'e de bir gün demiyoruz ki. Oğlum bizi yakıyorlardı Horadric. Ne yapıyoruz? Değil mi? Horadric bizi yakıyorlardı kardom. Ne yapalım diye Horadric'le de bir sohbetimiz yok ha. Öküz gibi bir şeyiz biz de. Ulan bu adam senin yanarken senin yanındaydı be. Abi bir gün Kuzgun Tatlı Tuğ'un amaçlarını ve planlarını öğrenebilecek miyiz? İnşallah kardom. Çok isterim vallahi öğrenin. Rat Race Table. Heh. Hayda. Lan bizim mekan bayağı güzel oldu. Bunun organizasyonu için... Ha bak. Tabii. Neyse ki ben buraya flyerları önceden getirmiştim. What now John, we're gonna get on with this. Gotta compete with the winning Japanese. Geç bakalım. Flyerlarımız yanımızda. Hemen bir yarış organizasyonu. Şak. Fare yarışlarını yaptık. Koştur. Kulaklıktan kulağım terledi ya. Oha. Muffin'dir, grape pie'dir. Bunlara coştu millet. Ekmek de yemişler bir sürü. Ekmeğin tanesi 6 gümüşten gitmiş. Totalde bir kuple para kazandık yani. Bu kadar çekilir misin? Kardeşim bakar mısın? Al. Bundan sonra bu onion ringleri sat. Onion ring sat. Ne var bende başka satılacak? Başka da bir şey yok. Bir flyer'lık daha enerji var bende. Bir de graveyard fest yapayım. Patlat bakalım ya. Oo. Bakalım onion ringler hakikaten fark yaratıyor mu? Depoda içki var mı? Gerçi bilmiyorum. Depoda içki vardı inşallah. Piii. Yokmuş. Ama aşırtman geldi. Kırk onion ring daha geldi bu arada. Yani onion ringlerden bir sürü yapıp buraya kitlememek çok saçma bu arada. Hızlı da pişiyor şerefsizler. Neyse. İçkimiz var mı yok mu? Gerçi içkileri full dolaba koyuyorlar artık herhalde. Bu burada pişenler otomatik gitmiyor mu ya Carl'ın inventorisine? Carl değil bu, kimdi bu? Neyse. Gidip şu bacağı verelim delikanlıya. Red Race de organize ettik. Ya biz de oyun bitiyor dedik ama çıktıkça quest çıkıyor bir ha. Refüje kampı. Yo, refüje kampında bir şeyimiz yoktu bizim. Bizim işimiz şeydeydi. 8. seviyesindeydi dungeon'ın. Full artı full. Aa, panna cotta falan yapmaya başlamış bunlar. Ya birader siz nasıl geliştirdiniz kendinizi bu kadar ya? Nazar değmesin ya. Aslanlara bak. Bravo be. Bu derece kendini geliştirmek yani. Bokunuzu kokuyordunuz lan. Van gemi... Yani yemin ediyorum şu mültecilerin arasında alsınlar beni, ben yaşayayım ya burada. Eşekle ayıyla güreşiyorum ben aşağıda hala. Beni de alın lazım falan diye. Haftada 5 gün 40 kilometre bisiklet sürerek 20 kilo verdim.
Haftada 5 gün 40 kilometre. Abi inşallah haftada 5 gün 40 kilometre bisiklet sürerek 4 ayda herhalde Çin'de olman lazım şu anda diye düşünüyorum. İnşallah. Benden Çin'e selam olsun. Cam şişe geldi 3-5 tane de. Artık onlara ihtiyacım yok. At onları buraya. Ya da atma. Who cares? Efendim. Bugün iman günü. Bu arada 40 kilo vermek çok iyi başarı. Ha 20 kilo. 20 kilo vermek de çok iyi başarı dostum. Hakikaten daha da fitler fiti bir insan ol inşallah hayatta. Onu da söyleyeyim. Moruk veriliyor ya. Bir de sinir stres gidiyor. Sahillere falan gidiyorum, geziyorum. Ama 40 kilometre yani mesafe ha kral. 40 kilometre ne lan? Gebze'ye mi gidip geliyorsun hacı? Abi ben 2 ayda her akşam 10.000 adım yürüyerek 25 kilo verdim. Gizli gizli elveda şişko yapıyorum. Abi herkes kilo verdi. Bir biz duruyoruz. Ben süzüldüm bir tek. Böyle bir şey var mı? Herkes tatlı tatlı kilosunu veriyor. Biz süzülüyoruz. Neyse ya. Dostlarımız versin kiloları. Sağ olsun herkes de senden gaza geldim falan diyor. Elden ele bir tutun da biz de kilo verek abi. Gerçi yani. Ben de bu arada bisiklete binmeyi çok severdim vaktinde. Ha. Aylar. Bu eve taşındım. Benim bisikleti çaldılar. Benim bisikleti çalınca benim bir tat kaçtı. O günden beri bisiklete küstüm biliyor musun? Bisikletlere küstüm. Küsmedim, çalındı. Güzel de bir bisiklet almıştım. Vakti zamanında yıllar önce. Neyse gideyim yorruya bacağını vereyim. Abi azdan az çoktan çok bu yola 160'la çıktım ben. 160 mı? Nane sen iyi etmişsin abi o kiloyu vermekle. Wow. Tehlikeli abi. İyi etmişsin valla. Çok iyi etmişsin yani. Sen daha lazımsın bize. Bacağım yok diye benimle dalga geçeceksen umurumda olmadığını söylemem lazım. Kardeşim al bacağını getir. Bacağım. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Eski tanrının rahibi olduğum günden beri bunu istiyordum. Çok teşekkürler. Şimdi vals yapabilirim. Ha anladım. Hiçbir şeyden umursamıyorum diyorsun ama. Fuck you. Hayaletlere bayılıyorum. Ha ne oldu şimdi? Bebenin de yüzünü güldürdük. Bize hala bir şey yok. Ha. Kimse de demiyor ki Graveyard Keeper bir ihtiyacın var mı? Bir şeye ihtiyacın var mı? Efendim başka. Heh bugün iman günü. Gidelim kilisede bir iman patlatalım şöyle. Hoş aldığımız imanları da kullanmıyoruz. Alternatif bir iman metodu mu denesem bugün acaba? Prayer for excellence. Prayer for imagination. Prayer for prosperity. Prayer for retribution. Prayer for repentance. Tarlacılık donation.
ne yapsak? Combo player'ıma katılsa. Bende combo player var mıydı altın? Vardı sanki lan. Ha, altın değil, bende bronzmuş combo player. Altın combo player yapabiliyor muyum acaba? Yapabilirim. Ne lazım? Altın kitap lazım. Ben sanki altın kitap yapmaya geçenlerde bir çözdüydüm ama. Mavili dayıdan alıp yapabilirim aslında. Hardcover. Yap bakayım ya. Bunlar yaptıkça upgrade olan şeyler mi acaba? Bak, iki tane steel partım olsa yapıyorum upgrade. İki steel partım yok. Yetiştirebilir miyim bugün acaba diye şu an deneyeceğim. Steel partlarım çünkü şurada var, hatırlıyorum. Steel part başka. Altın, gümüş bir şeyler gerekiyordu ya. Neyse, içine chapter gerekiyor zaten. O bugüne her türlü yetişmez de. Denemiş oluruz. Gümüş hardcover. Şimdi bunu altın hardcover yapmak için gold jeweler'ı bir tane daha gerekiyormuş ya. Değil mi? Book. Bak. Altın chapter falan yazmam gerekiyor benim. Keşke dışarıdaki dayı satıyor olsa bunları ya. Yani imam adamsın, sen ne işe yaradın ki? İmamla bir konuşayım bakayım. Benim yanımda dua var mı lan? Dua yok. Duamı alayım. Namazı kıldıramadım, ilk gün mü olacak yoksa bugün? Bakıyoruz. Hayır, yetiştim. Oh. Oh. Bütün inananlar. Toplanın. Sürekli iman ediyorsunuz. İnşallah gelecek haftalarda sizlere daha önemli konular bulacağız. Şu an benim elimin altında çalışan zombi işçi sayısı sizden fazla. Size bir yüklensem ele geçiririm aslında sizi de. Neyse. Bugün mum yakmadım. 26 iman geldi. Demek ki mum önemli. Geçen 36 gelmişti. Nereden nereye? Dayı gittim ya. Heh. Dayı ne yapan? Sana Crazy Amounts of ekmek satacağım. Hazır mısın? Crazy ekmek. Tamam. Açıldı mı lan 3. seviyeler? Açıldı. Peki. Why can't I buy prayer from Bishop? Şimdi buna bakacağız. Bishop. Episkop. Aynen. Purchasing. Alamıyorum ya. Neden alamıyoruz abi? Büyü. Dur. How can I buy prayers from Episkop? Bu sorunun gerçek hayatta bir konu... Ha. Satmıyormuş, alıyormuş sadece. Hay Allah be. Okay. Görüyor musun? Neyse, kendi büyümüzü kendimiz yapacağız yine belli ki. Yine iş başa düştü. Kullanıcıymış. Peki. Şimdi
eşekle konuşmamız lazım. Eşek de bugün gelmiyor ki. Şaraplar maraplar devam ediyor burası. Burası devam. Okay, bunları da koy. Biraz da silver ingot yapalım. Şimdi porselen pitcher'larımız da var. Ay oyun yani var ya. Yapabileceğimiz, geliştirebileceğimiz şeyler bitmiyor ya. Mükemmel bir şey bu. 40 kilometre bisiklet mi? Ya inanılmaz bir şey ya bu. 40 kilometre bisiklet ha. Çok. Çok. Meditasyon vakti dostum. Ameno. Habire. 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 Habiro. Habiro. Habire. Eşek ne zaman geliyordu ya? Akşama doğru geliyordu değil mi? Bakın artık iyice vakit geçirmeli yaptık oyunu ha. Ha geliyor. Eşek geliyor. Koş. Bekleyelim bakalım eşeği. Eşeği demekten şey alıyorum bu arada. Abi jewelry masasına gold yapacaktın unutma. Kral sen onu iyi dedin. Eşek gelene kadar bir gold yapayım da geleyim. Anam bu da ne zor yapılıyormuş ha. Hadi. Oh. Hmm. Gelmedi. Gelmedi eşek. Ha. Konuşmuyor benimle ya. Heh. Heh. Kardeş kardeş. Senin sahibin ismi ne? Kapitalist şerefsiz. Hayır hayır gerçek ismi. Müşteriler ona ne diyor? Carl diyorlar mı? Carl mı? Yaşasın be. Hemen onunla konuşmam lazım. Aşırı önemli bir konu. Bir dakika bir dakika. Siz burada belli ki işçilere karşı bir birlik kuracaksınız. Ne? Ne alaka? Hayır, hayır. Ona özel mülkiyet günahtır konulu bir konuşma hazırlıyorum. O seni umursamaz. Ama doğru sen doğru şeyler söylüyorsun. Ben sana onu getireceğim. Nasıl getireceksin abi? Ne yapacaksın? Yani itin eşeğin eline kaldık arkadaşlar. Halimizi görüyor musunuz şu anda? İtin eşeğin eline kaldık. Durumumuz var ya çok kötü. Artık art eti yemiyoruz belki. Artık biraz paramız var belki. Anladın mı? İnsan bir yüzü gülüyor falan ama. Eşek lan kurt lan muhatap oluyoruz her Allah'ın günü. İnsan gocunuyor ya. Ben bu kadar zombiye iş vermişim be. Yazıklar olsun be ulan. Ulan yazıklar olsun be. Bugün bir altın chapter ne şartlarda çıkıyor acaba? Oo, zor şartlarda çıkıyormuş. Peki. Hayo. Hop.
çocuklar vaktinde yazdığı için. Yazıyor musunuz lan dendiğinde verdikleri doğru cevaplardan kelley. Şu an elimizde bol bol altın materyal var. Ulan zorlanmadan bu altını yapabilirsem çok komik olacak ha. Bu kadar zombiyi bunca zaman istihdam etmek belki de doğru bir karardı. Oh hey. Oh müthiş. Tahminimden daha kolay oldu bu süreç. Aa altın combo prayer geldi valla. Muhteşem. Koy eski boklu prayer'ı buraya. Tamam. What else? Ay şimdi sinekle konuşacak. Sinek diyecek ki tamam ben sana onu çalarım haftaya gel diyecek değil mi? Makara kukara geçiyorlar bizde gerçekten ya. Artık bir noktada konu ona geldi yani. Zeray demiş ki ya abi senden görüp aldım. Hiç ilerletmek istemiyorum oyunun hikayesini. Salya makaka çiftlikten madene madenden zindana dolanıyorum bütün gün. Zeray bakma ben zaten hikaye ilerlesin diye. Bir de yani aşırı optimizasyon yapmadan ilerliyorum. Tarlaların falan yarısı boş. Millet kafasına göre çalışıyor. Zombilerin çoğu düşük performansta çalışıyor filan. Yani bunu var ya aslında yayın dışı oynayan yaşadı yani. Kendi kafanıza göre oynayan yaşadı. Aha. Çıngır çıngır bir ses oldu. Zombi. Eşek. Adam ver lan. Adamı getir. Getir. Adamı getirmemiş. Şu an yapacağımız çok az şey kaldı. Ya bu arada şuradaki Graveyard Keeper'ın bana benzediğini fark ettiniz mi ya? Bu bana çok ilginç geliyor. Peki sinek hırsızlık yapana kadar burada bekleyelim bari. Homero. Hobire. 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 Adam içeride mi? Aa doğru yukarıda ceset çıkmadı çünkü. Ne? Adamı mı getirmiş? Ha. İşte Vampir Carl. En sonunda bütün sırlarını öğreteceğim. Emindim bir gün ceset kesmeyi bırakıp gerçek insanları da kesmeye başlayacağına. Umarım tanıkların hepsini öldürmüşsündür. Vampir bu be, bunda bir şey olmaz. Susar mısın? Sustum abi, tamam. Neredeyim ben? Ne oluyor? Her şeyi imzalarım, yemin ederim. Ne olur benim canımı acıtma. Hayda. Duyduğuma sevindim. Şimdi bana siyah cübbeli ve altın işlemeli kadını söyleyeceksin. Hiçbir şey söylemem. Ne? Bana işkence edebilirsin, beni öldürebilirsin ama bir şey söylemem sana. Ama her şeyi söylerim demişsin demin. Ay sen gerçekten beceremiyorsun bu sorgulama işini ha. Git bir profesyonel bul. Bu konuda kim yardımcı olur bana biliyor musun? Shepard. Bayılıyor çünkü böyle şeylere. Ne Shepard'muş arkadaş. Bütün işimiz Shepard'a kaldı ha. Konuşalım bakalım Shepard Efendi ile. Ha, yüzdük ucuna geldik ya böyle bir şekilde bitiresim var gerçekten oyunu. Ulan ilk bölümü 1,5 saat yapmıştık. Ben de diyorum ki şu an oynarken uykum geldi. Hayırdır inşallah. Arkadaşlar 2,5 saat olmuş bu bölüm. Ulan bir önceki bölüm ben 1,5 saatte bırakmıştım. Arkadaşlar, ben de var ya diyorum ki ulan yüzdük ucuna geldik dur falan.
Sevgili dostlar, kendinize iyi bakıyorsunuz. Akıl hastalığı gibi bir şey oldu bu iyice. YouTube ilerleyen bölümlerde görüşüyoruz. Vay 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 vay.